Heh, bro. İlk toplantıda yaptığın, bize artı puan getiren bütün maddeleri topladım. Ceyda da ortaklık sonrası için sunum hazırlıyor. Yani adamlar tamam dediği an onlarla çıkacağız karşısına. İşte bu, süper falan gibi şeyler duymak istiyor kulaklarım ama henüz duyamadım. Kesin bir şey yaptı bu lavuk. Lavuk derken? Muammer Hoca. Kardeşim sana maddeleri hatırlatmamı ister misin? Bro vallahi bu kıskançlıkla alakalı bir şey değil. Ayşe'nin yüzünü gördüm, allak bullak olmuş kız. Bir şey oldu, bir şey oldu. Bu herif kesin bir şey yaptı. E abi, bu kadar kafan takıldıysa gidelim çalıştıkları odadaki kamera kayıtlarına falan bakalım. Yani çünkü sen böyle o şeye odaklanamayacaksın galiba. İyi fikir, gel. Ha. Buyurun Kerem Bey. Melih. Küçük toplantı odasının son 2 saat kamera kayıt görüntülerini bize açar mısın? Tamam Kerem Bey. Buyurun Kerem Bey, görüntüler hazır. Teşekkürler, bize bir müsaade eder misin? Bir şey yok gibi abi. Biraz ileri sarsana. Dur bir dur, iki geri al. Ha. Dur orada. Şuraya yaklaştırabiliyor musun? Yapıyorum. Eli görüyor musun? Ben yanlış görmüyorum değil mi? Şerefsizin elini görüyor musun? Ana, Adi'ye bak ya. Bak devamında da Ayşe elini çekiyor, hayır falan diyor, dudaklarına bak. Bir daha tutmaya çalış elini. O it de hiç havasını bozmuyor. Ulan ben demiştim, zamanında demiştim ben ya. Kardeşim beni affet ya. Niye, ne oldu ki? Ya ben seni sadece böyle Ayşe'yi kıskanıyorsun falan sanıyordum yani. Oğlum o duygu bende yok. Kaç defa söyleyeceğim. Aşık mıyım da kıskanacağım? Vallahi doğru söze ne denir? Ulan insan sarrafıymışsın, herife bak. Çapkını gözünden tanıyoruz tabi. Ulan... Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Bir şey daha kaldı. Ne kaldı? Sence bu Muammer'in finali böyle mi olmalı? Abi zaten Ayşe yapmış finali. Baksana bağırmış, çağırmış, kalkmış yanından kovmuş herifi. Daha ne olsun? Peki yeter mi sence? Ya yetmez tabii. Ben niye onun saçını başını yolmadıysam? Bazen bana da bir kal geliyor. Aynen öyle kalıyorum bro. Yani şimdi ne diyeyim? Adamı git döv mü diyeyim, ne diyeyim? Hakkı bu değil mi sence? Elbette o. O mahalle damarım niye çıkmadı ki orada? Var ya, mahalle damarım çıkacaktı, onu böyle suratına vuracaktım. Ah Rıza abim duyacaktı. Ah Rıza abim duyacaktı, onu böyle bir güzel benzetirdi de. Duysun tabii. Duysun. Hem Rıza abi sever öyle kavga dövüşü falan filan. Ne olacak abi, eline mi yapışacak? Saçmalama oğlum, olur mu öyle şey? Ne yapacaksın abi? Bunca işimiz varken gidip adamı mı döveceksin? Volkan, yakışır mı bize öyle şeyler? Kavga, gürültü, dövmek falan. Ama yine de bu iş böyle bitsin de istemiyorum bir yandan. Aklında ne var abi senin? Tam karar veremedim artık. Doğaçlama bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım, tartışalım seninle uzay matematiğini. Kerem? Hadi! Allah'ım şerefsiz! Allah mısın lan sen? Kerem! Kerem sakin ol. Nasıl sakin olayım lan? Şöyle gel! Ne yapsan haklısın, çok özür dilerim. Haklıyım tabii lan! Bak, ben her şeyi yanlış anladım. Aa, çok büyük bir hata yaptım. Ayşe ile aramızda problemler var gibi geldi. Senin bu abartılı kıskançlıklarını da görünce Ayşe'nin seni sevmediğini düşündüm. Abartılı kıskançlık ne lan? Sen iyice kaçınıyor musun? Kerem! Bak, inan çok pişmanım. Keşke elimde olsa bu yaşananları geri alabilsem. Gerçekten özür dilerim. Ah. Ah. Lan çapkınlığın ne bir rajonu olur lan? Bana bak. Bir, evli kadına bakılmaz. İki, kadın hayır diyorsa hayırdır. Ah.
Bir daha seni Ayşe'nin yanında görsem böyle bırakmam. Abi bak göreceksiniz, ilk 5 dakikada tamam diyecekler. İmza için gün belirleyeceğiz. Var mısınız iddiaya? Ha? İlk 5 dakikada benim, sonra sizin. Hadi bakalım. Kerem, sabahki toplantının heyecanından başka bir şey var sende. Ne oldu? Söylesene. Bir şey yok canım, ne olabilir ki? İş konuşuyoruz burada. Heyecanlıyım. Dövdün değil mi Lebo? Ne? Yok öyle bir şey, ne dövmesi? Pek dövme de denmez gerçi ona. Hadi hadi, dövdün dövdün. Belli belli üstünden yükler kalkmış, bir mutluluk gelmiş, bir rahatlamışsın sen. Anlarım ben. Abi dövdüm. Ama hak etti herif. Bir dakika, bir dakika. Kerem sen kimi dövdün? Ayşe'nin matematik hocasını. Pisagor Muammer. İnanmıyorum ya. Kerem hiç yakışıyor mu sana böyle şeyler? Yakışmıyor. Ama herif hak etti. Ya bayağı taciz var ya. Elini falan tutmaya kalkmış kızın. Komik bir şey değil yalnız. Tabii ki komik değil. Sinirimden gülüyorum ben. Yani arkadaşlar kusura bakmayın ama benim başıma gelmiyor böyle şeyler. Yok artık Ceyda. Bir de Ayşe'nin suçu var de tam olsun yani. Yok olur mu hiç öyle şey? Ayşe'nin hiçbir suçu yok tabii ki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir şey hissettiğim anda ben direkt mesafe koyuyorum. Acayip soğuk davranıyorum. Elimi tutacak ha, yanıma bile yaklaşamaz. Ya ayrıca diyelim ki başıma böyle bir şey geldi. Hani oldu. O zaman sevgilimin ya da eşimin bundan asla haberi olmaz. Kendim hallederim ben. Sonra işler bu noktaya geliyor. Yok yok, o da şey yapmadı. Kızın da günahını almayalım şimdi. Kerem. Hı. Ya bu adam senden şikayetçi olmaya falan kalkarsa? Hayatta öyle bir şey yapamaz. Adam zaten utancından yüzüme bile bakamıyordu. Habire özür dileyip durdu. Umarım. Buyurun. Merhaba. Ben Ceyda. Moda Muğla Şile çekimlerinde karşılaşmıştık aslında ama konuşmaya çok fırsatımız olmamıştı. Hatırladın mı? Hatırladım. Buyurun. Eğer beni içeri davet edersen önemli bir konu hakkında seni bilgilendirmek isterim. Tabii. Buyurun. Merhaba. Oo, yer yatağı. Güzel olmuş. Hayırlısı olsun artık sana. Aa, itiraz etmeyecek misin? Burada sen yatacaksın demeyecek misin bana? En azından bir taş, kağıt, makas falan. Yapmayacağım. Git sen yat yatağında, rahat rahat uyursun işte. Kendimi hazırladım zaten yer yatağını. Sende bir şey var bugün ama... İnat edip söylemiyorsun. Sen ne kadar meraklı oldun ya son günlerde. Senin yarın önemli bir görüşmen yok mu? Git görüşmene odaklan. Tamam. Matematik dersi nasıl geçti bugün? Erken bitti sanki değil mi? Biliyorsun değil mi? Öğrendin. Keşke yanılsaydım diyorum ama... benim de kaderim bu işte. Yanılamamak. Hep haklı çıkmak. Ben şey yapayım ya, sana kına getireyim, sen tuvalette yakarsın. Şuna bak, bir de gülüyor ya. Ne yapayım, ağlayayım mı? Ağlama, üzül be adam, sinirlen. Ya sahte de olsa ben senin karın değil miyim? Adam senin karına... ya taciz sonuçta değil mi bu bir yerde? Bir dakika, bir dakika. Sen benim senin için kavga etmemi, birini dövmemi mi istiyorsun? Ben doğru mu anladım? Ne alakası var? Ben öyle bir şey mi kastettim? Yok, ya daha başım ayrıca burası. Ben görürüm kendi işimi, kendim hallederim. İyi, aferin. Ne oldu, halledebildin mi bari? Hallettim. Alması gereken cevabı aldı. O zaman bu gece ikimiz de huzurlu uyuyacağız. Sen işini halletmişsin, ben de haklı olmanın verdiği huzurla mutlu mutlu uyurum. Bakayım sen uzamışsın bayağı. Gülme ya, gülmesene be adam, gülme ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
nereye kadar bu pembe rüyalar?